Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi araştırmacı gazeteci Süleyman Duran bugün Hatay ili Samandağ ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Cebburoğlu ile muhtarlarımızın genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Evet, Mahir Bey, Samandağ ilçemizdeki muhtarlarımızın ne gibi sorunları var? Muhtarlarımızın sıkıntısı şöyle, yükü çok, geliri az, vatandaşın gece yarısı vatandaşı uyandırıp, muhtarı uyandırıp sorunlarını dile getiriyorlar. Muhtarlar resmi mercilerden, belediyeden olsun, başka yerlerden olsun taleplerini almaya gelince rahatlıkla alamıyor. Bir de karşılıksız kalıyorlar. Evet. Bu mahalle muhtarları için büyük bir sıkıntı. Ayrıyeten sigortasız çalıştıkları için bu zor bir iş. Bir de kaçak sayılır. Normalde kamu görevlisi sigortalı olmak zorunda ya da bakımlı olmak zorunda. Çoğuları sigortasız. Evet, 657'ye tabiler ancak SSK primlerini yatırmıyor değil mi? Yatırmıyor. Yani? Devlet tarafında yatırırsa daha rahat, daha iyi olur. Yani diyoruz ki o zaman devlet kaçak işçi mi çalışıyor? Yani kaçak memur mu çalışıyor? Kaçak memur çalışıyor. Memur çalışıyor. İşçi değil çünkü yani. Çünkü seçilmiş kişi. Seçilmiş. Kamu görevlisi. Kamu görevlisi. Yatırmasını bunu talep ediyoruz. Evet. Ayrıyeten süre dolduktan sonra muhtarın süresi ya da seçilmediği dönemlerden silah ruhsatı bulundurma olunca en azından vergisiz olması lazım. Çünkü emeği olmuş. Evet. 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl emek harcayan bir muhtara ücretsiz olması lazım. Evet, bütün sayın izleyiciler, araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'nin birçok ilindeki, ilçesindeki dernek başkanlarımızla ve muhtarlarımızla görüşüyoruz. Evet. Muhtarlarımızın genel sorularından bir tanesi de tabanca ruhsatlarından süreli olması, bir vergi alınması, 5 evet. yılda bir vergilendirilmesinden dolayı evet. muhtar arkadaşlarımız almış olduğu tabancayı alıyor 1500-2000 liraya evet. ancak 3300-3500 lira 5 yıldana vergi ödüyor. 5 yıl sonra tekrar vergi ödemek zorunda kalıyor artı evet. yine tekrar sağlık raporu almak zorunda bırakılıyor. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Bunların biz araştırmacı gazeteci olarak Türkiye'de Muhtarların Sesini evet. de duyuran Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi olarak 2 dönem muhtarlık yapan arkadaşlarımıza evet. bu hakkın tanınmasını istiyoruz. Evet. Süresiz ve ücretsiz olmasını istiyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Doğrudur. Evet. Başka efendim? Bir de seçilmiş bir muhtarın belediye başkanı gibi sayılması lazım. Belediye başkanla aynı sandıkta çıkıp aynı mazbatayı almış. Evet. Belediye başkanı milletvekilleri 15-20 milyar aylık alırken muhtara 875. Çok evet. görülmeleri evet. çok düşük. Gerçekten. Bunu kabul edilemez. Evet. En azından SSK primleri evet. yatırırsa askeri evet. ücret seviyesine getirilen askeri ücretten biraz düşük ancak evet. bir SSK primleri yatırıldıktan sonra askeri ücret de aynı seviyede olmasını istiyoruz. Evet bizzat. Değil mi efendim? Askeri ücret yeterli. Evet. Yeterli değil de ama yeterli hiç idare iyi. Eder. Yani hiç yoktan iyi. Artı sigorta. Siz SSK mutlaka evet. SSK'sı evet. yatırılmalı diyor Mahir evet. Muhtarımız. Evet. Biz de dernek başkanımız aynı zamanda Samandağ'da. Emeğin karşılığını almış olurlar. Bir de vicdani bir iş bu. Biraz evet. vicdanları rahatlamış olur. Evet. Başka bir soru var mı efendim muhtarım? Başka soru mahalle sıkıntıları zaten belli. Belli. O, evet. Onlar belediyeler artık ya. Belediye başkanları zor çözecek. Evet. Ya Samandağ Belediye Başkanı veya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlarımız çözecek. Evet. Biz evet. buradan Sayın Lütfü Savaş'a da ben araştırmacı gazeteci olarak sesleniyorum. Evet. Muhtarlara bir büyük şehre geldiklerinde bir müdür atamasını istiyoruz. Yani bir müdür bulundurmasını, muhtarların muhatap olacağı bir şahıs olmasını evet. istiyoruz. Değil mi efendim? Mahalle sorunlarını dile getirecek evet. bir memur. Bir müdür. Müdür İzmir'de evet. Aziz Kocaoğlu belediye başkanımız evet. Güzel bir müdür atamış. Adana'da evet. Büyükşehir Belediye Başkanımız müdür atadı. Onları doğru, dile doğru. getirdik, görüştük. Burada da biz Lütfi Savaş'tan bunu istiyoruz. Evet, Samandağ'da mesele yok. Fen İşleri Müdürü var. Hiçbir muhtarın talebini dile anlamıyor ya da değil mi efendim? İlgilenmiyor. Evet. Sorunsuz bir Fen İşleri Müdürümüz var evet. Samandağ'da. Bunu da kılıyorum. Evet. Evet sayın izleyiciler işte siz de görüyorsunuz evet. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazetesi Süleyman Duran muhtarların genel sorunlarını bugün de Hatay ili Samandağ ilçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Mahir Cebburoğlu ile tüm dünyaya duyurmaya devam ediyor. Kendisine başkanlığı süresince başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür hoş ederiz. Hoş geldiniz diyoruz. Sağ olun.